Şimdi şöyle bir tarihe göz attığımızda yabancı yatırımlar hukukunun yoğun bir şekilde sömürgecilik tarihiyle alakası olduğunu görüyoruz. Bunun bazı gerekçeleri var. Şöyle tez üzerinden gitmek istiyorum ki çok bir yeri kaçırmayalım ve bütünlüğü bozmayalım. Şimdi 1945 öncesinde temel itibariyle uluslararası hukuk silahlı çatışmaları, yani devletler arasındaki kuvvet kullanmayı yasaklamamıştı. 20. yüzyıldan itibaren silahlı kuvvet kullanımının azaltılmasına dair bazı gelişmeler var mı? Var. Belli bir düzene sokma, işte Milletler Cemiyeti zamanında 3 aylık bir görüşme periyodu öngörülüyor örneğin. Ondan sonra eğer bir uzlaşıya varılmazsa silahlı çatışmaya başvurma gibi, temel itibariyle yavaş yavaş, hani şeye benzetiyorum ben, hani köleliğin kademe kademe kaldırılmasına benzetiyorum. Şartlar oluştukça, dünya değiştikçe, geliştikçe, devletler arası etkileşim arttıkça ve devletler arası ilişkiler de çok fazla arttıkça, bir süre sonra devletler arasındaki milyonlarca ilişki biçiminin her birini silahlı çatışmalarla çözemeyeceklerini anlıyorlar. Ve çeşitli forumlar oluşturuyorlar. Bu forumların 20. yüzyıldaki en kristalize hali Milletler Cemiyeti. Ancak bu demek değil ki ilk defa Milletler Cemiyeti ile uluslararası hukukta devletler bir forum oluşturup bir araya gelip konuşuyorlar. Ondan öncesinde de Avrupa'da, ki birazdan bahsedeceğim, uluslararası hukuk tamamen Avrupa merkezci ve Avrupa hukukunun uluslararasılaşmış halidir. Yani ilkin Avrupa hukuku olarak üretilmiştir. Ondan sonra sömürge ilişkileri vasıtasıyla uluslararası hukuk olup evrensel bir söyleme evrilmiştir. Bunun da bazı gerekçeleri var. Şimdi Milletler Cemiyeti'nden önce Avrupa'da temel itibariyle Vestfalya Barışı diye bir mit var. Vestfalya Barışı'ndan hep başlatırız. Yani uluslararası hukukta adettir. Uluslararası hukuk nerede başladı diye şey yaptığınızda, sorduğunuzda ilk alacağınız cevap bir uluslararası hukuk çalışan kimseden Vestfalya Barışı olur. Neden Vestfalya Barışı? Çünkü Vestfalya Barışı'nda meşhur Katolikler ve Protestanlar arasındaki 30 yıl savaşları sona eriyor Avrupa'da. Temel itibariyle kral ya da seküler iktidar, uhrevi iktidara karşı bir galibiyet kazanıyor. Ve Protestan prenslikler ile birlikte Katolik prenslikler yan yana durarak eşit egemenler olarak kabul görüyor. Şimdi diyor ki uluslararası hukuk tarihçileri, işte bu tarihten sonra artık devletler birbirlerini egemen eşitler olarak muhatap aldılar. Avrupa devletlerinden bahsediyoruz yalnız. 6 tane devlet aslında Vestfalya'yı ilk olarak bahseden. Ve ondan sonra buradan bir uluslararası hukuk düşüncesi, egemenlik kavramından bir uluslararası hukuk düşüncesi doğdu diyorlar. Şimdi ilginç bir örnek vereyim. Uluslararası hukukun kökenlerinin esasen Vestfalya'ya ve sömürge Avrupa'sına dayandığına dair meşhur, hepimizin bildiği 5 ülkenin veto hakkı sahibi olduğu bir Birleşmiş Milletler'den bahsediyoruz. Ancak acaba Birleşmiş Milletler üyeleri ya da bu 5 üye, savaşın kazananları, hani durduk yere herhangi bir tarihsel tecrübe olmadan ya biz kazandık biz yönetelim gibi basit bir düşünceyle mi hareket edip bu veto sistemini getirdiler? Yoksa esasen bunun da birazdan bahsettiğimiz yabancı yatırımlar gibi uluslararası hukukta bir tarihi var mı? İşte Vestfalya Barışı'ndan itibaren devletler egemen eşitler olarak kabul edildikten sonra bir süre devletler kendi aralarında biz birbirimizle savaşmayalım felsefesini oluşturmaya başlıyorlar. Ve özellikle 1713'teki Utrecht Barışı, 1815'teki Viyana Kongresi, 1856'daki Paris Kongresi
Avrupa'da bir kongreler sistemi oluşturuyor ve bu kongreler aslında Milletler Cemiyeti, Birleşmiş Milletler gibi örgütlerin bir nevi öncülü olarak işlev görüyorlar. Yani devletler bir araya geliyorlar, birbirlerini muhatap alıyorlar ve Avrupa'nın ve kendi sömürgesi altındaki dünyanın nasıl yönetileceğine dair belli bazı tartışmalar süre gidiyor bu kongre sistemiyle. Hatta Utrecht Kongresi'nde Fransa ile Avusturya iki uç güç olarak birbirine dengeleniyor ve İngiltere'de buna Balance of Power, yani güç dengesi sistemi adı veriliyor sonradan tarihçilerce. İngiltere'de bu iki uçlu güç sistemini denetleyen, dengeleyen bir konuma yerleşiyor ve Avrupa'da belirli bir süre bu şekilde barış korunmuş oluyor. Daha sonra Napolyon bu güç dengesini bozunca, bütün Avrupa'yı işgale kalkışınca, Napolyon'un yenilgiye uğratılmasından sonra 1815'teki Viyana Kongresi'nde tekrar bir güç dengesi kuruluyor. Bu sefer Rusya, Prusya da işin içine giriyor. Yine Avusturya, Fransa da var. İngiltere yine dördünün üzerinde bir nevi, hani hepinizin denetleyicisi, George Orwell'ın tabiriyle Big Brother görevi görüyor. Ve 4+1'lik diyebiliriz bir sistemde aslında Avrupa'nın abileri, büyükleri hem birbirlerine savaşmamayı garanti altına alıyorlar kendi aralarında, hem de başka birine savaş açacaksak beraber karar vermeliyiz felsefesini geliştiriyorlar. Hatta enteresan bir örnek, Rusya 1853 yanılmıyorsam Kırım'ı işgal edince İngiltere ve diğer ittifak üyeleri bizim kararımız, bizim onayımız olmadan kendi başına Osmanlı'ya saldırdığı gerekçesiyle Rusya'ya karşı Osmanlı'nın yanında savaşa giriyorlar ve Rusya'yı mağlup ediyorlar. Ve 1856 Paris Kongresi'ne Osmanlı Devleti de çağrılıyor. Osmanlı Devleti'nin bir nevi Avrupa hukukunun bir parçası olduğu, artık Avrupa hukukuna entegre olduğu 1856'da kabul ediliyor Avrupa devletlerince. Ve Osmanlı Devleti egemen bir eşit olarak toprak bütünlüğü ve siyasal bağımsızlığı garanti altındadır diye bir ibare konuyor 1856'da. Tabii bundan öncesinde Osmanlı Devleti bu statüye erişebilmek için bazı çabalar içerisinde. İşte 1839'da Tanzimat Fermanı imzalanmış. 1856'da bu Paris Kongresi'nden zannediyorum 1 ya da 2 ay önce Islahat Fermanı imzalanmış. 1822'de Tercüme Odası diye Hariciye Nazırlığı'nda bir birim kurulmuş ve diplomatlara Avrupa hukuku öğretiliyor. Ve Avrupa'da meşhur hukukçular, örneğin Martens, örneğin Vatel gibi Avrupa'daki meşhur hukukçuların eserleri Osmanlıca'ya çevriliyor. Dolayısıyla tarihsel olarak baktığımızda Osmanlı bir nevi Avrupa hukukuna entegre olmuş oluyor. Şimdi bu olayların tarihsel kökeninin olduğuna dair bir örnek. Gelelim konumuza. Yabancı yatırımlarda da benzer durum söz konusu. Yabancı yatırımlar hukuku da 1945'ten sonra doğrudan üretilmiş bir hukuk değil. Sömürge Avrupa'sından süre gelen belirli bir hukuk uygulamalarının ve birazdan bahsedeceğim 1945 öncesinde silahlı çatışmalar, kuvvet kullanma yasak olmadığı için daha öncesindeki uyuşmazlıkların çözümü devletler arasında hep silahlı çatışma ilişkileriyle halloluyor. Buna bir yazar Gunboat Diplomacy diye bir isim konulmuş, çok da meşhur, yani güç diplomasisi ya da savaş gemisi diplomasisi adı veriliyor. Neden böyle denmiş? Çünkü 19. yüzyılda özellikle devletler kendi yatırımcısı ya da kendi vatandaşının mülkiyeti başka bir devlette kamulaştırılınca ya da el konulunca devletler onu korumak için kendi savaş gemilerini o ülkenin kıyılarına gönderiyorlar ve ülkeyi
silahlı bir şekilde tehdit ediyorlar. Yani ya bizim vatandaşımızın hakkını yerine getirirsin ya da biz seninle burada savaşa girmeye hazırız gibi bir şey var. Bazı durumlarda örneğin 1902'deki Venezuela tahkimi uyuşmazlığında Venezuela'nın kıyıları birkaç gün boyunca bombalanıyor. Bazı gemiler batırılıyor ve ondan sonra Venezuela bir tahkim komisyonu kurarak uyuşmazlığı devletle o zamanki yatırımcı arasındaki uyuşmazlığı çözmek durumunda kalıyor. Mesela başka bir örnek, biraz daha eskiden bir örnek verelim. Meşhur iki tane şirket var. Biri Doğu Hindistan şirketi, biri de Batı Hindistan şirketi. Doğu Hindistan şirketi İngiltere'ye ait, Batı Hindistan şirketi Hollanda'ya ait. İkisi de bir nevi emperyal bir ajandaya sahip, sömürgecilik komiseri olarak görev yapan, ileri karakol görevi yapan kuruluşlardır dersek belki abartmış olmayız. Çünkü neden? Bir, bu şirketlerin başındaki kimseler büyük oranda hep devlet görevlisi. Ya general, ya konsolos, ya kraliçenin akrabası, ya işte benzer bir paşa, hidiv, neyse. Ve bunlar sanki devlet gibi egemen yetkilerle donatılmış. Örneğin Doğu Hindistan şirketi kaleler kurmakla, asker bulundurmakla, toprak elde edebilmekle donatılmış. Yani şirketin tüzel kişiliğinin şeyinde, sözleşmesinde şirkete bu yetkiler verilmiş. İşte kraliçe adına toprak edinebilir, işte kraliçe adına müdahalede bulunabilir, işte asker besleyebilir, ordusu olabilir. Ya bu bize şeyi hatırlatıyor. Yani adı şirket ama uzak ülkede bir nevi İngiltere'nin bir kolu olarak görev yapıyor. Hatta enteresan bir bilgi var. Batı Hindistan şirketi ile alakalı. Bizim meşhur uluslararası hukukun babası olarak bilinen Hugo Grotius esasen Hollandalı Batı Hindistan şirketinin hukuk danışmanı. Ve Hugo Grotius'un yazdığı bazı kitaplar, bazı eserler sömürgecilik uygulamalarının bir nevi hukuki veçesini izah etmek üzere yazılmış kitaplar. Örneğin bir kitabı Açık Deniz'de Batı Hindistan şirketinin Açık Deniz'de kendi haklarına zarar veren diğer gemilere el koyabilme hakkı vardır öncülüğünü ispat etmek için bir kitap yazıyor. Yani hukuk danışmanı olarak sağlam bir hukuk danışmanı diyebiliriz. Mesela benzer bir örnek Francisco Vitoria'dan verebiliriz. Vitoria genelde yani 1400'lerin sonunda 1500'lerin ilk yarısında yaşamış bir hukukçu, ilahiyatçı. Hem Salamanca'da ilahiyat hocası hem hukuk eğitimi var. Yazdığı kitaplardan bir tanesi mesela İspanyollarla, Hispaniklerle yerliler arasındaki ilişkilere dair, işte tam kitabın adını da hatırlayamadım. Böyle bir kitap var. Bir de Hispaniklerle barbarlar arasındaki ilişkilere dair bir kitabı var. İki tane kitap. İkisi de temel itibariyle İspanya'nın yeni dünya keşiflerini bir nevi hukuki çerçeveye sokan kitaplar. Ve bir tanesinde şöyle enteresan bir şey var. Diyor ki, haklı savaş kuramı olarak geliştiriyor bunu. Bir savaşın diyor haklı savaş olması için o savaşın öncelikle bir egemen tarafından açılmış olması lazım. Sonradan şey yapıyor. Kimdir bu egemen? İşte prensler, krallar, belirli bir devlete sahip olan kimseler. Sonradan diyor ki Vitoria, dolayısıyla Amerika'daki yerliler böyle bir örgütlü, buna da Kastilya ve Aragon krallığını örnek veriyor. Böyle bir yapıya sahip olmadığı için bunlar aslında orada egemen değil. Dolayısıyla biz Amerika'ya çıktığımızda aslında bir egemenin toprağını işgal etmiş olmuyoruz. Ve sonradan şuna getiriyor sözü.
bütün insanların serbest dolaşım hakkı vardır. Dolayısıyla biz oraya gittiğimizde bu egemen olmayan yerliler bize eğer dinlemezse, tabi Hristiyanlık tebliğinden de bahsediyor. Eğer dinlemez de bize savaş açarlarsa, işte o zaman bizim onlara karşı vereceğimiz savaş haklı bir savaş olur diyor. Çünkü egemen değiller. Çünkü biz egemenler olarak hani lütfedip gidip onlara tebliğe gitmişiz. Bizi dinlememişler. Dolayısıyla ceremesine katlanacaklar gibi bir anlayışa sahip. Ancak yine de Vitoria ve ondan sonra gelen işte Suarez, İtalyan, Alberico Gentili gibi bazı adamlar uluslararası hukukun temellerini, yani temel düşüncesini, örneğin haklı savaş, çünkü ondan önce bu da yok. Haklı savaş diye bir şey yok. Yani savaş var. Gidersiniz, savaşırsınız, kazanan şeyi alır. Yani ya hep ya hiç. Şimdi bunun da anlaşılır bir tarafı var. Döneminde, Vitoria'nın döneminde ve ondan önceki dönemde, Grotius'un de döneminde uluslararası hukuk temel itibariyle bir mevzuyu düzenliyor. Yani bir uluslararası hukuktan bahsedeceksek o zaman bir şeyi düzenliyor, savaş ilişkileri. Dolayısıyla dönemin yazarları temel itibariyle yazdıkları kitaplar hep savaş ve barış ilişkileri üzerine. Örneğin Grotius'un kitabının adı Savaş ve Barış Hukuku. Mesela bizden bir örnek vereyim. Muhammed bin Hasan-ı Şeybani, yani bizde İmam Muhammed Ebu Yusuf ikilisinden İmam Muhammed oluyor. Siyerül Kebir ve Siyerül Sagir diye iki tane kitabı var. İkisi de temel itibariyle savaş ve barış üzerine. Savaşı düzenliyor, savaş fetvaları var. Hatta Osmanlı döneminde 18. yüzyıla kadar bu kitabın savaşlara götürüldüğü ve oradaki ulema tarafından zaman zaman bu kitaba başvurulduğu şey yapılıyor. Çünkü kitapta işte ağaçların kesilmesinden tutun da hayvanlara, atlara nasıl davranılacağına kadar çok detaylı fetvalar var. 5 ciltlik bir kitaptan bahsediyoruz. Uluslararası hukuk bu manada esas itibariyle Avrupa merkezcidir. Yani Avrupa'daki sömürge ilişkilerinden doğmuştur. Şimdi yabancı yatırımlar alanında ne dedik? Bu teori, bu öncül yabancı yatırımlar hukuku içinde cari. Yabancı yatırımların korunması 16. 17. 18. yüzyıllarda ve 19. yüzyılda hatta temel itibariyle silahlı çatışmalara ve sömürge Avrupa'sına dayanıyor. Yani eşitliksiz bir ilişki var aslında. Sömürge imparatorluğu güçlü, gelip karşı tarafı silahlı kuvvet yoluyla anlaşmaya zorluyor ve karşı taraf zayıf olduğu için anlaşmaya varıyor. Ancak burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Çoğu uygulamada güçlü olan taraf doğrudan hakkını almıyor. Hep şuna zorluyorlar. Bir tahkim komisyonu kur. Bu tahkim komisyonu karar versin. Yani hep bir devletler arasında hukuka bir atıf, yaptığı eylemleri hukuki meşruiyet ile donatma çabası söz konusu. Bugün bile dikkat edin. İşte Irak'a girdiğinde, Afganistan'a girdiğinde hiçbir zaman güçlü devletler, Amerika gibi devletler hiçbir zaman ya uluslararası hukuk da neymiş? Hani o sizin için gibi bir söylem takınmazlar. Tam tersi yaptıklarının ne kadar uluslararası hukuka uygun olduğunu ispat etmeye çalışırlar. Dolayısıyla sömürge Avrupası temel itibariyle yabancı yatırımların korunmasında, yabancı yatırımların korunmasında silahlı çatışmalara kuvvet kullanmaya dayanan bir şey, sistem öngörmekteydi. Şimdi geliyoruz 20. yüzyıla. 20. yüzyılda uluslararası hukuk öyle bir genişliyor ki artık devletler arası ilişkileri düzenleyen bir sistem olmaktan çıkıp devletin bazı bireylerle ilişkilerini de düzenleyen bir sisteme doğru evriliyor. Örneğin insan hakları hukuku, devletin doğrudan bireyi muhatap aldığı bir hukuk sistemi.
İnsan hakları hukuku temel itibariyle 20. yüzyılın bir ürünüdür. 20. yüzyılın esasen ürünü olmayan yabancı yatırımlar hukuku ise tıpkı insan hakları hukuku gibi güç ilişkilerinden, kuvvet kullanma ilişkilerinden uluslararası hukuk sayesinde depolitize oluyor. Şimdi bunu, bu kavramın böyle kullanırken İngilizceden doğrudan çeviri biraz irite edici bir kavram tabii. Yani apolitikleşme olarak şey yapılıyor. O da aslında yine çeviri, hani Türkçe değil. Dolayısıyla eski yazarlar depolitizasyon kavramını kullandığı için ben de bu kavramı kullanıyorum. Yani uluslararası hukuk tarihsel anlamda yabancı yatırım hukukunu depolitize etmiştir diyebiliriz. Yani slayta yansıyan örneğimizde den yola çıkarsak bir anda uluslararası hukuk o alanda ördeğe benzerken sonradan tavşana benzemeye başlıyor. Politik alandan alıp hukuk alanına çektiği için. Peki nasıl yapıyor bunu? Az önce bahsettiğimiz devletlerin silahlı güç kullanarak karşı tarafı tahkime ya da uyuşmazlık çözümüne ikna etmesi ya da zorlaması uygulamaları, bir süre sonra silahlı gücü de devreden çıkaralım, doğrudan devletler arasında bu alanda silahlı güç kullanmadan devletler arasında kurulmuş forumlarda ya da mahkemelerde bu meseleyi çözelim anlayışına evriliyor. Bunun ilk örneği tahkimden örnekleri var. Ancak kurumsal olarak ilk örneği Uluslararası Sürekli Adalet Divanı. Yani bugün Birleşmiş Milletler'in bir organı olan Uluslararası Adalet Divanı'nın bir de Milletler Cemiyeti'nde öncülü olan Uluslararası Sürekli Adalet Divanı ya da Daimi Adalet Divanı, yani İngilizcesi Permanent Court of International Justice olarak geçiyor. Şimdikinin permanent'i kaldırmışlar. International Court of Justice olarak anılıyor. Devletler bu mahkeme kurulduktan sonra, ki dikkatinizi çekerim, bu mahkeme Milletler Cemiyeti zamanına ait. Milletler Cemiyeti zamanında da hala silahlı kuvvet kullanma yasaklanmış değil. İlk defa kesin kes Birleşmiş Milletler Antlaşması'nca yasaklanıyor. Ama yine de devletler artık yabancı yatırımlar alanında silahlı kuvvet kullanmayı bırakıp diplomatik himaye dediğimiz bir yolu kullanıyorlar. Yani diplomatik himaye şu: devlet, yani uyrukluğunu taşıdığı devlet, yabancı yatırımcının yerine geçerek diğer devleti uluslararası mahkemede dava ediyor. Bunun bir örneği Yunan Mavromatis'in davasını örnek verebiliriz. Bu kişi Kudüs'te bazı böyle elektrik, işte kanalizasyon, tramvay gibi bazı kamu hizmeti niteliğinde taşıyan işlerin ihalesini almış Mavromatis. Ancak İngilizler burayı elde ettikten sonra, yani Filistin İngiliz mandasına bırakıldıktan sonra, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, İngilizler Mavromatis'in bu hakkını alıp başka bir, kendilerine daha yakın bir kişiye şey yapıyorlar. Mavromatis de yatırımının kamulaştırıldığı, yatırımına el konulduğu iddiasıyla kendi devleti olan Yunanistan'a başvuruyor. Yunanistan'da Mavromatis adına İngiltere'yi dava ediyor. Uluslararası Daimi Adalet Divanı'nda. İşte diplomatik himaye dediğimiz bu. Adı diplomatik ama aslında gittiğiniz forum hukuki bir forum, bir mahkeme. Genelde Uluslararası Adalet Divanı ya da Uluslararası Daimi Adalet Divanı'ndaki yargıçlar da meşhur dönemin en nasıl diyelim popüler yetkin uluslararası hukukçularından oluşur. Şimdi yine hala öyledir, yani şu an Uluslararası Adalet Divanı'nın şöyle bir profiline baktığımızda %90'ının çok meşhur uluslararası hukukçular olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ne dedik? Sömürgecilikten depolitize ederek uluslararası hukuk politik alandan hukuk alanına çekmiştir. Yabancı yatırımların korunmasını. Bir süre sonra devletler şunu da anlıyorlar: dünya globalleştikçe, yabancı yatırımlar arttıkça, çok uluslu şirketler çoğaldıkça ve artık
ilişkiler karmaşık hale geldikçe, devletler tek tek kendi yatırımcısının yerine geçerek diplomatik himaye yolunu kullanmayı çok efektif bulmuyorlar. Esasen bu yabancı yatırımcılar için de efektif bir şey değil. Çünkü kendi iradesini bir nevi devletin iradesine bağlamış oluyor. Devlet takip etmezse iddiası ortada kalacak. Yani kendisinin devleti doğrudan dava etme şansı yok. Kendi devletine başvuracak. O onun adına Uluslararası Adalet Divanı'na götürecek mevzuyu. Bunun da artık sürdürülebilir olmadığı görülünce 1965'te Washington Konvansiyonu ya da ICSID Konvansiyonu dediğimiz bir uluslararası antlaşma akdediliyor. Ve uluslararası antlaşmanın 27. maddesinde temel itibariyle şöyle bir hüküm var. Bu antlaşma yolunu kullanan yatırımcı, daha doğrusu devletler diplomatik himaye yoluna başvuramazlar. Yani bir nevi ICSID Konvansiyonu yoluyla devletler artık yabancı yatırımcının doğrudan devleti dava edebileceği bir sisteme, bir sistem öngörüyorlar. Ve artık yabancı yatırımcı diplomatik himayeye ihtiyaç duymadan mülkiyeti kamulaştırıldığında, yatırımına bir zarar verildiğinde doğrudan devleti dava edebiliyor. Birazdan mesela bizdeki meşhur örneklerinden birini de anlatacağım. Bizde işte Uzan ailesinin devleti defalarca dava edebilmesinin imkanı ICSID Konvansiyonu sayesinde. Uluslararası hukuk bu anlamda bireylere böyle bir imkan tanımıştır diyebiliriz. Şimdi peki uluslararası hukuk tarihsel olarak dedik ki yabancı yatırımların korunması alanını alıp depolitize ederek hukuk alanına çekmiştir ve o alanda silahlı çatışmalar hukukunu bir nevi sıfırlamıştır diyebiliriz. Ancak bu yine de en son bahsedeceğim. Tamamen politik alanın dışına çıkardığı anlamına gelmiyor. En başta tahtaya, slayta yansıyan örnekte de bahsettim. Uluslararası hukuku hangi alan olursa olsun %100 depolitize etmek mümkün değil. Uluslararası meseleler mutlaka ve mutlaka bir parça politik unsur taşır. 1933 tarihli bir kitabında meşhur bir İngiliz hukukçu var. Hersh-Lothar Pact diye bir kitabı var. Function of Law in International Community. Yani uluslararası toplumda hukukun rolü gibi bir şey. O diyor ki mutlaka ve mutlaka bir uyuşmazlık, uluslararası ise mutlaka bir parça politik unsura sahiptir. Bir yanı politiktir diyor. Şimdi biz yabancı yatırımların depolitize olduğunu söylerken şundan bahsediyoruz. Temel itibariyle kuvvet kullanma ilişkilerinden çıkarılıp büyük oranda, belki %90 oranında diyebiliriz, hukukun şemsiyesi altına konulmuştur. Ve hukukun şemsiyesi altına büyük oranda konulan uluslararası hukuk alanları gayet iyi işlemekte. Biz medyada hep böyle savaş, barış, güç ilişkileri, medyatik meseleleri görüyoruz. Uluslararası hukukun bu yönünü. Ya diyoruz ki uluslararası hukuk mu var ya, Amerika ne diyorsa o oluyor. Ancak az önce de bahsettim, uluslararası hukuk sadece bu mevzuları düzenlemiyor. Yabancı yatırımlar alanında devletlerin ekonomik ilişkilerini düzenleyen 3000 civarı iki taraflı yatırım antlaşması var. Yani devlet, örneğin Türkiye'nin 120 devletle yabancı ikili yatırım antlaşması var. Bunların 75-76'sı yürürlükte. Yani yabancı yatırımlarla ilgili ilişkiler bu antlaşmalar sayesinde depolitize oluyor. Ve bu antlaşmalar yabancı yatırımları düzenliyor. Şimdi uluslararası hukukun günümüzdeki rolüne baktığımızda 3 tane fonksiyon icra ettiğini görüyoruz ya da iddia ediyoruz. Bir, uluslararası hukuk yabancı yatırımlar hukukunu düzenler. Yani buna governing role, governing function da diyebiliriz. İkincisi, uyuşmazlık çözümünde
uyuşmazlık çözümünün tamamı uluslararası hukukun kontrolü altındadır. Yani iç hukuk ile uluslararası hukuk çatışırsa uygulanacak hukukta uluslararası hukuka üstünlük verilir. Şimdi bu az önce bahsettiğim ICSID kurumu temel itibariyle bir tahkim mekanizması öngörüyor ve bu tahkim mekanizmasında yabancı yatırımcı devleti doğrudan dava edebiliyor dedik. Bu tahkim mekanizması şöyle işliyor. Bunlar bir uluslararası adalet divanı gibi sürekli bir mahkeme işlevi görmüyorlar. Her uyuşmazlık ICSID'in önüne getirildiğinde daimi olan sadece orada bir sekreterlik var. Her uyuşmazlığa özel bir hakem heyeti kuruluyor. Hakem heyeti de bir hakem yabancı yatırımcı seçiyor, bir hakem devlet seçiyor. O iki hakem bir tane başkan seçiyor. Yani burada diyebiliriz ki tam tarafsız olan sadece başkan ve genelde kararlar da şöyle çıkıyor. 2-1. Yani o iki tarafın seçtiği hakem temel itibariyle kendini seçen kimsenin haklarını koruyan bir anlayış gidiyor. Başkanın ağırlığı burada belirleyici oluyor. Mesela ICSID'in kararları nasıl oluyor? Bir tane örnek verelim. Meşhur uzanların Türkiye'ye açtığı 3 tane dava var. ICSID'de görülmüş. Birincisi en meşhuru Libananco davası. Bir tane Sementonia diye bir şey var. Bir de Europe Cement diye bir şey var. Bunlar şirket isimleri. Davalar şöyle oluyor yani. İşte Libananco versus Turkey diye böyle isimlendiriliyor. Yatırımcı devlete karşı. Davacı genelde yatırımcı oluyor. Mesela Libananco davasında çok medyatik oldu bizde. ICSID'de görülen dava şu gerekçeyle reddedildi. Uzanlar uyuşmazlık çıkmadan önce SALT ICSID tahkiminden yararlanabilmek için şirketin tüzel kişiliğini şeye taşımışlar. Güney Kıbrıslı bir şirkete taşımışlar. Daha doğrusu Güney Kıbrıslı bir şirkete hisseleri devretmişler. Ve Güney Kıbrıslı şirket ben yabancı yatırımcıyım, benim yatırımım kamulaştırıldı diyerek Türkiye'yi dava ediyor. Çıkan kararda şöyle bir gerekçe sunuyor hakem heyetleri. Diyorlar ki evet ICSID yabancı yatırımcıların kullanması için, haklarını koruması için bir uluslararası hukuk mekanizması olarak kuruldu. Ancak bu uluslararası hukuk mekanizmasının da kötüye kullanılmaması gerekir. Yani hakkı olmadığı halde sadece bu mekanizmaya başvurabilmek için paravan şirketler yoluyla hileli bir işlem yapan kimseler bu haktan yararlanamaz deyip Libananco'nun iddiasını reddediyor. Aynı durum Sementonia ve Europe Cement kararlarında da var. İkisi, onlar da Polonyalı şirketler. Bir de aynı operasyon Polonyalı şirketler üzerinden yapılmış. Üçünde de çıkan karar neredeyse birbirine çok benziyor. Ve üçünde de Türkiye davaları kazanıyor. Yani ICSID temel itibariyle böyle bir fonksiyon icra ediyor. Şimdi dedik ki uluslararası hukuk temel itibariyle uyuşmazlık çözümünde yönetici bir de düzeltici ve tamamlayıcı role sahip. Yani uyuşmazlık çözümünde uluslararası hukukla iç hukuk metni ya da iç hukuk hükmü çatışırsa uluslararası hukuka üstünlük tanınır. Bir de uluslararası hukukun yani tezin iddialarından bir tanesi benzerliğinden dolayı insan hakları hukuku ilkelerini yabancı yatırım hukukuna entegre edeceğini düşünüyoruz, iddia ediyoruz. Nasıl oluyor? Şimdi temel itibariyle yabancı yatırımcı da bir birey. Bir yabancı yatırımcı Türkiye özelinde düşünecek olursak hem ICSID'e gidebilir hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir aslında. Bu demek oluyor ki aslında yabancı yatırımın
büyük oranda kökeni mülkiyet hakkına dayanıyor. Yabancı yatırım dediğimiz şeyin mülkiyet hakkına benzerliğinden dolayı yabancı yatırımcı aynı zamanda benim mülkiyet hakkım ihlal edilmiştir diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurabilir. Peki buraya girmişken şöyle bir izahat yapalım. Yabancı yatırım ile mülkiyet arasında temel olarak fark ne? Temel fark şu. Yabancı yatırım bir ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan bir mülkiyet değeri ifade eder. Yani örneğin bir yabancı gelse buraya Arnavutköy'den bir ev alsa bu bir mülkiyettir. Ama yatırım değildir. Ancak gelip burada bir fabrika kursa bu bir yatırımdır. Aynı zamanda mülkiyettir. Yani diyebiliriz ki her yatırım bir mülkiyettir aslında. Ama her mülkiyet bir yatırım değildir. Dolayısıyla ICSID gibi bir tahkim merciğine başvurabilmenin en baştaki koşulu ortada bir yabancı yatırımın olması. İkinci koşulu ise ICSID konvansiyonuna taraf bir devletin uyrukluğunu taşıyan bir yatırımcı olması gerekiyor. Bunlar çok teknik mevzular olduğu için işin çok teknik kısmına girmek istemiyorum çünkü burası uyutabilir yani. O yüzden bunları yüzeysel olarak geçmek daha faydalı diye düşünüyorum. ICSID konvansiyonu temel itibariyle böyle bir fonksiyon icra ediyor. Hatta bazen şöyle tartışmalar var. İşte ICSID zenginlerin kurduğu bir insan hakları mekanizması gibi böyle bazı eleştiriler var. Şöyle de eleştiriler var. ICSID gibi kuruluşlar yoluyla esasen tarihsel olarak sömürgecilik sona erse de emperyalizm devam ediyor diyorlar. Mesela Anthony Engie diye bir yazar egemenlik, emperyalizm ve hukukun yapımı, uluslararası hukukun yapımı diye bir kitabı var. Burada temel itibariyle uluslararası hukukun sömürgeciliğin sona ermesiyle birlikte bazı uyuşmazlıkları depolitize ettiğini kabul etmekle birlikte esasen emperyalizmin sömürgecilikten başka bir şey olduğunu, emperyalizmin daha çok ekonomik bir kavram olduğunu ve hali hazırda çok uluslu şirketler yoluyla işte McDonald's'tan tutun da aklımıza Apple ya da petrol şirketlerine de örnek olarak verebiliriz. Bunlar yoluyla aslında emperyalizmin devam ettiğini söylüyor. Hatta tarihsel olarak şöyle bir iddiası var bazı yazarların. Diyorlar ki tarihsel olarak uluslararası hukukun en belirleyici alanı hep ekonomi olmuştur. Yani birçok savaşın dahi arkasında birçok ekonomik gerekçeler vardır. Bir yazarın ismini unuttum. Şöyle bir iddiası var. Eğer bir yerde bir iktisadi güç oluşursa bu iktisadi güç bir süre sonra kendi siyasi gücünü de oluşturur ve başka alanlara da sirayet eder ve oralarda da güç kazanır. Dolayısıyla işte Marx gibi bazı yazarların da belki temel problemi de buydu. Yani iktisadi gücü belli bir yerde toplayınca sıkıntı oluyor diyorlar. Uluslararası hukuk açısından da bu bir realite. İktisadi güce sahip büyük devletler uluslararası hukuk yapımında her zaman öncü devletler olmuşlar. Dolayısıyla en baştan bahsettiğimiz uluslararası hukukun realist bir sistem olması tarihsel gerçeklikle de uyumlu. Şöyle bir örnek okumuştum. Philip Sands'in Hukuksuz Dünya, Türkçe'ye de çevrildi Hukuksuz Dünya adıyla diye bir kitabı var. Orada şöyle bir şeyden bahsederdi. Büyük devletlerin uluslararası hukuk yapımındaki rolüne dair. Diyor ki, kendisi de bu arada çok fazla katılmış delegasyon olarak antlaşma müzakerelerine. Büyük devletler diyor örneğin bir
antlaşma görüşmesine, diyelim ki iklim değişikliği ile ilgili Kyoto protokolü yapacaksınız. Amerika 50 kişilik delegasyonla katılıyor. İşte Uganda 2 kişilik delegasyonla katılıyor. Birleşmiş Milletler'in 50 salonunda antlaşma görüşmeleri yapılıyor. Her yerde başka meseleler tartışılıyor. Amerika 50'sinde de var. 50'sinde de meşhur uluslararası hukukçularıyla var. Uganda 50'sinde olamayacaksam ikisinde de olmamın bir anlamı yok deyip yatıyor. Ve en son ortaya çıkan metni temel itibariyle imzalıyorlar. Bu anlamda uluslararası hukuk tarihsel olarak Avrupa merkezci ama hali hazırda hala yine Batı merkezci. Çünkü üretimi ortaya koyan metin temel itibariyle büyük devletlerden çıkıyor ve diğer devletler maalesef ki imzacı konumunda. Bir örnek vereyim. Mesela Birleşmiş Milletler Antlaşması ilk ortaya çıktığında orada devletlerin çok böyle aşina olmadığı insan hakları ve temel özgürlükler diye bir kavram görülüyor. Ve Suudi Arabistan diyor ki ya bu nedir diyor. Diyorlar ki budur. İnsan hakları ve temel hak ve özgürlükler şudur. Suudi Arabistan yanaşmıyor ilk olarak Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı akdetmeye. Bizim temel itibariyle iç hukukumuzla, fıkıhla uyuşmayan şeyler var diyor insan hakları hukukunda. Ancak bir süre sonra insan hakları hukuku devletlerin temel meşruiyet zemini olmaya başladıktan sonra şu an 57 İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi dahil olmak üzere Birleşmiş Milletler Antlaşması'na 193 ülke tarafı. Yani İslam ülkelerinin hepsi taraf oluyorlar. Ve enteresan bir şekilde mesela insan hakları antlaşmalarına da taraf oluyorlar ve uluslararası hukukta çok seslilik dediğimiz mesele biraz göz ardı ediliyor. Normatif olarak uluslararası hukukun evrenselliği bir nevi kabul edilmiş oluyor. Yani Avrupa bir yandan sömürgecilik tarihinden itibaren uluslararası hukukun evrensel olması için çabalıyor mu? Çabalıyor. Bu anlaşılabilir bir tavır aslında. Çünkü Avrupa temel itibariyle dini özel hayata hapsettikten sonra kendi aralarında ortak bir sistem kuramadığı için insan hakları, uluslararası hukuk gibi şeylerin evrensel olması Avrupa ya da Batı toplumları için anlaşılabilir bir şey. Yani dünyanın neresine gidersem gideyim, ikimizin de muhatap aldığı, kabul ettiği bir ortak sabitenin olması Avrupalılar için uygun bir şey. Ama İslam toplumları temel itibariyle buna ihtiyaç duymadılar. Zaten sabiteleri vardı. Ama enteresan bir şekilde buna karşı da çıkmadılar. Mesela ben hep garipserim. Bir Latin Amerika ülkeleri kadar bile bir ekol değil uluslararası hukukta İslam dünyası. Mesela Latin Amerika ülkelerinin hep karşı çıkışları vardır. Bazı noktalarda etkilerler, tabii arkada Rusya'nın da biraz desteklemesi var. Ama böyle bir ekol oluşturmaya çalışıyorlar. Her şeyde işte bir dakika bizim kendi bölgesel sistemimiz var. Biz şuraya rezerv koyuyoruz, bu konuda şöyle koyuyoruz, böyle koyuyoruz gibi böyle bir şeylerimiz var. Latin Amerika ülkelerinin bir tavrı var. Mesela yabancı yatırımlardan bir örnek vereyim. 1800'lerde yaşamış Carlos Calvo diye bir Arjantinli hukukçu. Calvo doktrini diye bir sonradan meşhur olacak bir şey üretiyor. Diyor ki yabancı yatırımlar eğer bu ülkeye geliyorsa ve bu ülkenin hukukuna göre burada yatırımını yapıyorsa öyleyse kendi ülkelerinin diplomatik himayesine başvurmasınlar. Bunu yasaklayalım. Nasıl yasaklayalım? Bir sözleşme imzalatalım. İşte uyuşmazlık çıktığında kendi ülkemin diplomatik himayesine başvurmayacağım şeklinde bir taahhüt alalım bunlardan. Sonradan bu çok gelişmiş devletlerle Latin Amerika ülkeleri üzerinde çok gerilime sebebiyet veriyor. Çünkü Calvo'nun düşüncesi işte Meksika Anayasası'ndan tutun da Bolivya'da, Venezuela'da, Paraguay'da, Ekvador'da, Arjantin'de karşılık bulunca ve tek tek örneğin Meksika devrimi gibi, Rusya devrimi gibi devrimlerde Batıların yabancı yatırımları tek tek millileştirilmeye başlayınca
Batılılar diyorlar ki, yani bir dakika, bu işi bir standarda bağlayalım, aramızda ortak standartlar olsun. İşte ortak standartlar bu, kabul ediyor musunuz? Yani o da tabii, yani ben siz zahmet etmeyin diye aramızdaki ortak standartı bulmuştum zaten. Yani bir zahmet siz de kabul ederseniz bunu aramızda uluslararası hukuk olarak kabul ederiz diyorlar. Latin Amerikalılar tabii kabul etmiyorlar ama İslam dünyası gayet kabul ediyor yani. Pek bir problem çıkarmıyorlar. Uyumluyuz yani o konuda. Şimdi lafı çok uzatmadan, işin çok fazla tekniğine de girmeden diyebiliriz ki son söz olarak, böyle çıkardığımız sonuçlar olarak diyelim. Bir, yabancı yatırımlar hukuku uluslararası hukuk vasıtasıyla depolitize olmuştur ve ne kadar politika o kadar az fonksiyonellik, ne kadar az politika o kadar çok fonksiyonellik diye bir şey ortaya koyabiliriz, yani bir motto ortaya koyabiliriz. Yabancı yatırımlar şunun kanıtı: silahlı çatışmalardan, güç ilişkilerinden depolitize ettiğimiz alanlar gayet iyi işliyor. Bir örnek vereyim son olarak. Uzan davalarına çok benziyor. Yukos diye bir Rusya petrol enerji şirketi, Mikhail Khodorkovsky diye bir işte Rus oligarklar falan dedikleri, çok dünyanın en zengin 10-15 kişisinden birisi, politikaya atılmaya çalışılıyor ve Putin tarafından ciddi bir şekilde şirketlerine takibat, vergi takibatı başlatılıyor. Ve Yukos şirketinin sahibi Khodorkovsky'nin milyarlarca dolarlık şirketleri bir anda kamulaştırma tehdidiyle karşı karşıya kalıyor vergi cezalarından dolayı. Şimdi uluslararası tahkim mekanizmasını kullanıp Yukos şirketi, Hollanda'da bir sürekli tahkim mahkemesi var, Permanent Court of Arbitration diye geçiyor. Burada da bir nevi exit gibi yabancı yatırımcılar devleti dava edebiliyor. Buradaki davada Yukos şirketi Rusya'ya karşı 50 milyar dolarlık bir tazminat kazanıyor. Bu 50 milyar dolar uluslararası tahkim tarihinin gördüğü en yüksek rakam bugüne kadar. Ve tabi Rusya çok panikliyor. Bir anda bu bir ulusal güvenlik meselesine dönüşüyor. 50 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu arada az önceki bahsettiğim insan hakları hukukuna benzerlikten ve geçişkenlikten dolayı aynı zamanda benzer grup şirketi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurup bir 1 milyar dolarlık tazminat da oradan elde ediyor. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarihindeki en yüksek tazminat rakamı. Ve Rus Anayasa Mahkemesi şöyle bir karar alıyor: ya Rusya'nın hayati önem atfettiği kamu düzenini ilgilendiren meseleler uluslararası tahkime götürülemez. Dolayısıyla mevcut tahkim kararı anayasaya aykırıdır deyip tahkim kararını uygulamıyorlar. Ve Yukos şirketinin sahipleri bu tahkim kararını antlaşmaya taraf, şimdi New York Konvansiyonu diye bir konvansiyon var, yabancı hakem kararlarının konvansiyona taraf ülkelerde de tanınıp tenfiz edilip sonra icra edilmesini sağlayan bir konvansiyon. Hukukçular bilir, devletler özel hukukunda tanıma tenfiz bahsinde anlatılır. Buna dayanarak Avrupa'da, Fransa ve Belçika'da Rusya'nın mal varlığının olduğu yerlerde bunu icra etmek istiyorlar. Rusya diplomatik olarak Belçika'yı da Fransa'yı da tehdit ediyor ve Belçika ve Fransa yeni kanunlar çıkararak Yukos'un oradaki davalarını düşürüyor. Şimdi bu örneği şundan veriyorum:
En başta ne dedik? Ördek, tavşan örneğinde olduğu gibi ne kadar depolitize edersek edelim, eğer ki devletler açısından çok yüksek miktarda tazminatlarla karşılaşma gibi bazı durumlar söz konusu olduğunda bir anda o uluslararası hukukta altta saman altı ettiğimiz politika tekrardan gün yüzüne çıkıyor. Bu anlamda uluslararası hukukun politikayla ayrışması mümkün değil. Bunu bu şekilde kabullenmemiz, iç hukuka benzetmememiz ve medyatik olan olaylar üzerinden değil, uluslararası hukukun kendi realitesi üzerinden uluslararası hukuku anlamamız, bu alanı daha çok kabullenmemize vesile olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Burada keselim, yoksa yani daha konuşacak çok şey var. Bu şey bitmez. Evet, sağ olun.